Buyurun yenisi gelsin. Perakende sözünün karşıt ve ters anlamlısıdır efendim. Bir harf alabilir miyim? Alırsınız. Bir harf daha alacağım. Perakende satış, nokta nokta satış. Toptan. Toptan satış. 4 puan. Fark ettiğiniz üzere hiç sıkıntıya sokmuyorum sizi. Evet, evet. Bak diğer yarışmacılarla didişiyordum. Didişiyordum her biriyle. Sizi rahat evet. bıraktım. Çünkü yapabilirsiniz. Daha 19 tane harf alabilirsiniz efendim. Rahat ediniz. Tamam. Buyurun. Gereksiz, gerek yok. Bu anlamlarda bir söz dizisidir. İki kelimedir yani. Gereksiz, gerek yok. Soru kalıbı gibidir bu arada. Ne gerek? Mesela gerek var mı? Ne gerek? Bravo. Biraz eski bir tabir lazım bana yalnızca. İlkini buldunuz. Ne mana, ne gerek? Bir harf alabilir miyim? H harfi. İlkini buldunuz zaten. Ne? Ne? Tamam. Diğer demek ki kelime de H ile başlıyor. Bir harf daha alacağım bir ben. Bir tane daha aldık. Gelmiyor şu anda. H'si var. Ne? T'si var. Eski bir kelime. Bir harf daha alayım. Buyurun. Şöyle baştan gelmez. Geldi vallahi. Ne nesi? Hacet. Ne hacet. Üçüncü harfi boşaldık. Evet. Canım sağ olsun. 7 harfli cevapların hı-hı. ikincisindeyiz. Bu arada sizin de süre konusunda bir sıkıntınız var. Var herhalde mı? Gruptan dışlanmamak için mi yaptınız bilmiyorum evet, ama. Rit yememek için. 1,5 dakikadan daha azına sahibiz. Tamam. Yani 2,5 dakikadan daha fazlasıyla ilk 7 soruya cevap verdik. 7 soru çok, daha bizi bekliyor. Çok hızlanalım efendim. Buyurun. Eş, koca anlamına gelen zevç sözünden türemiştir. Evlenme anlamında kullanılır. Zevcelik, zevç. Evlenme anlamında kullanılan bir kelime. Bir harf alabilir miyim? Buyurun. İzdivaç. İzdivaç 600 puanla yerinde. Haydi 8 harfli cevaplara. Tek kelimedir. Bir birleşik kelimedir. Hatta birleşirken de ses düşmesine uğramıştır ama oralara girip kafanızı karıştırmayalım. Buyurun. Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmak. Halledeceğim bu işi. Ne yaptım? Hırs yapmak. Yapacağım. Alın mı harf? Alayım. Aldık harf. Güzel. Sesli harfle başlıyor. Bir harf daha alabilir miyim? Ne ile çalışacağım? Bir harf daha alacağım. Aldık bir tane daha. Master'ın E'si. Mac diye bitiyor. Onu öğrendik. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Azmetmek. Azmetmek 400 puan değerinde. 45 saniye kaldı. Evet. Neyse ki bu sorular kısa kısa sorular. Çok sürenizi yemeyecek. Hı hı. Buyurun gelsin. İlk, özür dilerim. İkinci 8 harfli cevabın sorusu. Kuraklık. Yağmur küskünlüğü diye sorulmuştu. Nefes bile almadan cevap verdi Gizem Hanım. Yenisi geliyor. Yenisi geliyor. 9 harfli cevaplara geçtik artık. İşkilli ruh hastası. Şizofren. Şizofren. Değil. Değil. Durdurdunuz, iyi yaptınız. Şizofren. Başka ne olabilir? Paranoyak. İşte budur. 900 puanla yerindedir. Korktum. Tamam, 11 tane harf alabiliriz. 3 tane soru kaldı geriye. Süremiz bitecek. 43 saniyede evet. de cevap verirsiniz İşte, canım 3 bakalım. Soruya. Hadi bakalım, hadi bakalım. 8100'e ulaşabilecek durumdayız bu arada. Yani hani Gözde'yi de getiririm. Gözde Hanım'ı da buraya getirmek istiyorsanız bir tanecik harf alacaksınız. Tamam. O riski deneyelim. Bilmiyorum. Biraz, evet. Siz bilirsiniz biraz efendim. Sıkıntılı. Belki ya Gözde Hanım'ı sevindireceksiniz ya Gönül Hanım'ı. Öyle de düşünün yani. Dur bakalım.